Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Serece uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2021 yılında sınavlarda birebir çıkan sorularımız arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve sınavımıza başlıyoruz. Serece uygulama soruları 3 adet soruluyor arkadaşlar. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Soru sorulduktan sonra 60 saniye içerisinde cevap verilmesi gerekir. Yazılı uygulama sınav hakkı 4'tür. Teorik sınav ve uygulama aynı gün yapılmaktadır. Teorik sınavı geçenler uygulama sınavına alınmaktadır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Katılmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak da üyeler için hazırlanan ayrıca soruları çözebilirsiniz. Sorularımıza başlıyoruz. Resimdeki işaretin anlamı nedir? Trafikle ilgili bir soru arkadaşlar. Azami hız sonu, asgari hız başlangıcı, azami hız başlangıcı. Evet arkadaşlar, burada dikkat edin. Azami hız başlangıcıdır. Bakın, azami hız, ilki sağ olmak üzere tehlikeli viraja giriyorsunuz ve azami hız başlangıcınızda 50 olarak verilmiş. İkinci sorumuz yine yeni bir soru. Görseldeki gibi siz de havada hangi farlarınızı yakarsınız? A. Kısa farlarımı yakarım. B. Uzun farlarımı yakarım. C. Dörtlüleri yakarım. Evet arkadaşlar, sisli havalarda kısa farları yakmak zorundayız. Adana seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü sorumuz. Ortasında iki sarı çizgi olan yol ne anlama gelir? Otoyol, bölünmüş yol, iki yönlü karayolu. Evet, bu soru da arkadaşlar bölünmüş karayoludur. Aynı zamanda trafik sorularında da geliyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Yine sık sık gelen sorulardan birisi. Tablodaki ceza durumu hangi hatalı davranış sonucu verilir? Birinci tespitte 6 ay ehliyetine el konulur. İkinci tespitte 2 yıl ehliyete el konulur. Üçüncü tespitte 5 yıl ehliyetine el konulur. Evet arkadaşlar. Hangisinde uygulanıyor? Alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, keyif verici madde alarak araç kullanmak. Bakın burada verilenler alkolle ilgilidir. Adana seçeneği doğrudur. Dördüncü, beşinci sorumuz. Görüntüde görmüş olduğunuz aracın sürücüsü hangi yükleme kuralını ihlal etmiştir? A. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmemiş ve bağlamamıştır. B. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulmamıştır. C. Hepsi. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz her ikisini de ihlal etmiş. Ceyhan seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuz yine bir kontrolsüz kavşak sorusu. Resimde görmüş olduğunuz araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Arkadaşlar, kontrolsüz kavşaklarda herkes kendi sağındaki araca yol vermesi gerekiyor. Bakın birden başladım. Birin sağında 2, 2'nin sağında 3 var. 3'ün sağı boş. Önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra 1 numara geçer. Ceyhan seçeneğinde cevabımız doğrudur. Yedinci soru. Görseldeki diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere aktaran güç aktarım elemanının adı nedir diye sorulmuş bakın. A. Şaft. B. Aks. C. Kavrama. Bakın, diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organını soruyor. Soru işaretinin olduğu yere aks gelir. Bursa seçeneği doğrudur. Sekizinci sorumuza bakabiliriz arkadaşlar.
Cruise control yani hız sabitleyici hangi araçlarda bulunur? Cruise control sistemi özellikle şehir arası yolcularda şoförün yorgunluğunu neredeyse yarı yarıya azaltan, bununla da kalmayıp yaklaşık %25 oranında bir yakıt tasarrufu sunan mükemmel bir sistemdir. Onun için kamyon, otobüs, tırlarda hepsinde bulunur arkadaşlar. Evet, burada Denizli seçeneği doğrudur. Dokuzuncu sorumuz, resimdeki araçla yolcu taşıyabilmeniz için hangi yaş aralığında olmalısınız? A. 21 yaşından gün almış olmam ve 66 yaşından gün almamış olmam. B. 26 yaşından gün almış olmam ve 66 yaşından gün almamış olmam. C. 18 yaşından gün almış olmam, 65 yaşından gün almamış olmam gerekir. Evet arkadaşlar, yaşla ilgili 26 yaşından gün almış olmam ve 66 yaşından gün almamış olmam doğrudur. Bursa seçeneği cevabımız. 10. soru yine tehlikeli madde taşıyan araçla ilgili. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaç metre ilerisine park edilir? 20, 50 ve 100 şeklinde verilmiş. Tabii ki tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri dışında diğer araçlarla en az 50 metre mesafe bırakarak seyretmeleri gerekiyor. Park etmeleri durumunda da 20 metre mesafe bırakmaları gerekiyor. Bize sorulan sorunun cevabı arkadaşlar burada 20 metredir. Park etmesi durumunda Adana seçeneği doğrudur. 11. sorumuz, resimde görmüş olduğunuz belge türü hangi tür taşımacılık yapanlara verilir? B2'yi sormuş arkadaşlar. Bakın burada B2 belgesini bize soruyor. A. Otobüs ile uluslararası ve yurt içi tarifeli yolcu taşımacılık yapacaklara. B. Otobüs ile uluslararası ve yurt içi tarifesiz yolculuk taşımacılık yapacaklara. C. Otobüs ile yurt içi tarifeli yolcu taşımacılık yapacaklara verilir. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar, otobüs B2 belgesi otobüsle uluslararası yurt içi tarifesiz yolculuk yapacaklara verilen bir belgedir. Tabii ki Bursa seçeneğimiz doğrudur. B1 yetki belgesi arkadaşlar tarifeli olarak uluslararası ve şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, B3 yetki belgesi de sadece kendi esas işgal konusu, İştikal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir. Bilginiz olsun. Burada Bursa seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuz yine yetki belgesiyle ilgili. Görüntüdeki araçla aralarında 75 kilometre mesafe bulunan İki şehir arasında yolcu taşımacılığı yapabilmek için hangi yetki belgesine sahip olmalısınız? D2, D3 ve D4 yetki belgelerini sormuş. İki şehir arasında yolcu taşımacılığı ve araçta aralarında 75 kilometre mesafe sorduğuna göre arkadaşlar burada cevabımız Denizli seçeneğidir. Bilginiz olsun. Yani D4, Ceyhan seçeneğidir. Pardon. Ceyhan seçeneğidir D4. D2 tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara. D4 ise D4 tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehir arası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara veriliyordu. Bakın burada iki şehri sorduğuna göre il içidir.
D3 ise sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili personelini yurt içinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir. 13. sorumuz son soru arkadaşlar. Yine yeni bir soru. Görüntüdeki otobüs kornaya basıyor. Sürücüler üzerindeki etkisi nedir diye sorulmuş. A. İşitme bozukluğuna sebep olur. B. Strese sebep olur. C. Konsantrasyon olumlu etkiler. Arkadaşlar, otobüs kornaya basıyor. Sürücüler üzerinde, özellikle acemi sürücüler üzerinde strese sebep olabiliyor, kazaya sebep olabilir. Burada cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Evet. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum uygulama ve yazılı sorularını mutlaka çözün. Sınavlarınızda kalmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yazılı veya uygulama sorularında buluşmak üzere. Hoşça kalın.